Kopenhag merkezde eski bir sarayın bahçesi burası. Halka açık tabii, gezebiliyorsunuz. Yemyeşil, büyük, devasa bir bahçe. İçindeki gölette yaban ördekleri var. Yabani ördek. Türkiye'de de var ama Türkiye'de göremiyorsunuz bunları. Avrupa'da şehirlerin ortasında insanların içinde yaşamaya öyle alışmışlar ki tabii rahatsız edilmedikleri için insanlardan korkmuyorlar. Her tür kuş görebilirsiniz Avrupa'da. Mesela ben Yunanistan'da flamingo gördüm. İşin ilginci, Şerefli Koçhisar'da 7 yıl görev yaptım. Bir tane bile görememiştim. Şerefli Koçhisar'daki Tuz Gölü flamingoların üreme bölgesidir. Yani öyle diyorlardı ama ben hiç görmedim. Sadece bir tane turna görmüştüm uzaktan. Ama Yunanistan'a gittiğim hafta flamingoları gördüm. Çok şaşırmıştım yani. İşte Avrupa'da böyle bir kültür var yani, hayvanları koruma. Tabii ki ben demiyorum ki onlar avlanmıyor ya da onlar doğayı yok etmemiş mi? Tabii ki zamanında onlar da yapmışlar. Ama şimdi belli bir bilinç seviyesine ulaşmışlar. Adam diyor ki ya ördeği niye avlayayım ki yani? Zaten gidiyorum, tavuk var diyor. Tavuk alıyor, yiyor. Hakikaten doğadaki ördeği niye avlıyoruz? Ben hala anlamış değilim yani. Ne hakla yani? Ne hakkımız var? Evet, tabii insanlar yemek için değil de zevk için avlandığını söylüyorlar. Ama bu nasıl bir zevk, ben yani anlamıyorum yani. Belki tamam, vurmanın bir heyecanı vardır. Takip etmek, vurmak, yakalamak, aramak. Yani bunların zevkli olabileceğini kabul ediyorum. Bunlardan hoşlanabilir insan. Hani sabah erken kalkıyorsun, arkadaşlarınla ava gidiyorsun, av peşinde dolaşıyor. Tam bunlar zevkli olabilir. Ama tamam, silah yerine fotoğraf makinesi al, git o hayvanların fotoğrafını çek. Aynı zevki bence yine alırsın. Ben bir öğretmen arkadaşa bunu söylediğimde bana şey demişti. Ya öldürmek zevkli, ben öldürmeyi seviyorum. Çok da dindar bir insandı yani. Tabii sonra başlarına çok işler geldi bu arkadaşların da, anlatmayayım şimdi. Bu da şehrin biraz dışında bir orman koruluk, yani ormanlık bir bölge var. Burası büyük ihtimalle eskiden kraliçenin ya da işte oranın dük mü, lord mu neyse, oranın beyinin av sahasıydı. Büyük ihtimalle. İçinde hala av hayvanları var. Bu gördüğünüz geyik türünü bilmiyorum. Böyle kenarından sivri dişleri vardı. Ha, misk geyiği olabilir yani, bilmiyorum. Bu yavrusuna yaklaşabiliyordum ama annesi şu ağacın altında bekliyor, bakın. Şurada görebiliyor musunuz? Evet, ağacın altında. O yaklaşmıyor. Ama yavru insanlardan korkmuyordu. Zaten insanlar rahatsız etmiyor yani hayvanları. Şimdi Türkler olsa taşmaş atarız şu hayvana. Bakın, hiç kimsenin umurunda değil. Yani hayvan da onları umursamıyor. Tabii eskiden avlıyorlardı büyük ihtimalle bunları, krallar falan. Hatta bu krala ait olan av sahasında avlanmak büyük suç, idam cezası. Cezası ağırmış yani. Kralın geyiğine dokunamazsın. Burada da işte o bahsettiğim ormandan eve doğru gidiyoruz. Tipik Avrupa şehirleri. Genelde bu Kuzey Avrupa şehirleri düz oluyor, değil mi? Çatı biçimleri falan, Hollanda'da falan da aynı. Kanallar var, Hollanda'da var, işte Danimarka'da var, Venedik'te var kanallar. Benim bildiğim Adana'da da var galiba. Görüyorsunuz bisiklet çok fazla kullanılıyor. Düz olduğu için mantıklı. Ama Türkiye'de de düz şehirler var. Mesela Konya düz bir şehir.
Ama Konya'da bisiklet kullanımı yaygın değil. Eskiden yaygınmış ama şimdi yok değil. Neden? Çünkü insanlar arabaya biniyor. Tabii bisiklete binmek biraz da tehlikeli çünkü arabalar saygı göstermiyor, bisiklet yolları yok. Bana göre düz bir şehirde arabaya binmek kadar saçma bir şey olamaz. Niye arabaya bineyim ki bisiklete binmek varken? Trafik derdi yok, bir şey yok. Hem zevkli yani. Neyse ben bir kere bisikletle gezerken, kuzenimin bisikletiyle gezerken, o hiç binmiyormuş bisiklete. Yaptırdık bisikleti. Ben Kopenhag'ı bayağı bir dolaştım bisiklette. Hatta bir ara kayboldum. Hiç yol, iz bilmiyorum. İngilizce olarak soruyorum, insanlara yol soruyorum. Elimde tek bir ipucu var. Kuzenimin evi havaalanına yakın. O kadar. Başka bir ipucu yok. Airport kelimesi aklıma gelmiyor. Neyse. Ya bir şekilde insanlara anlattım yani. Airport civarına gitmek istediğimi. Hepsi bana bakıp böyle çok uzak, nasıl gideceksin? Bisikletle gidemezsin, bayağı uzak falan. Gidersin ama ben şimdi kendi kendime düşünüyorum. Yani 3 saat bile sürse giderim. Niye gidemem? Nitekim de gittim. Önce havaalanını buldum. Havaalanından görsel hafızamla evi buldum bir şekilde. İşin kötü tarafı telefonumun da şarjı bitmişti. Yani haritalara bakamıyorum. Kuzenimi arayamıyorum. Böyle sap gibi kaldım ama hiç panik falan yok. Geze geze ben kaybolmayı severim. Yani yeni bir şehre gittiğim zaman kaybolup yolu kendi kendime bulmayı severim. Bu arada bir sürü şey keşfediyorsunuz. Ara sokaklara giriyorsunuz, insanlara yol soruyorsunuz falan filan. Hoşuma gidiyor yani. Kaybolmayı seviyorum. Ben Ankara'da bile kaybolmuşumdur yani. Hiç girmediğim görüyorsunuz, evlerin biçimi, yapısı genelde aynı, birbirine benziyor ama güzel mimarisi falan. Bakın kanal, birçok kanal var bunun gibi. Kuzey ülkelerinde güneş çok yavaş batıyor. Yani güneşin batışı bayağı uzun sürüyor. Yani normalde Türkiye'de atıyorum yarım saatte batıyorsa, ülkelerde 2 saatte, 3 saatte batıyor. Biliyorsunuz güneş batarken hani fotoğrafçıların altın saat dedikleri bir güneş ışınlarının altın rengini aldığı böyle hoş bir zaman dilimi vardır. Fotoğrafçılar çok sever o zaman dilimi. Şimdi bu tür ülkelerde altın saat bayağı uzun sürüyor. Yani güneş kolay kolay batmadığı için, yavaş yavaş battığı için. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz hala güneş batıyor. Yani bayağı bir keyfini çıkartabiliyorsunuz o altın saatleri. Güneş batarken kanal turu yapmıştım. Bayağı bir gezdim ama onları çekemedim. Yani daha doğrusu bu gezim sırasında çok fazla video çekmeyi düşünmemiştim. Video çekmeye odaklanmak istemedim. Ama şimdi düşünüyorum aslında bu bir tane gimbal'la çekilebilirmiş. Böyle elde pek iyi olmuyor. Sarsıntı oluyor. Bir gimbal lazım yani. Kanal turu attım. Böyle güzel manzaralar vardı. Karşıma değişik insanlar çıkıyordu. Değişik mimari yapılar. Şehirleri gezerken mimarisi çok hoşuma gidiyor. Yani şehrin düzeni, binaların yapısı, ağaçlar, parklar. Yani o kadar çok ki yani anlatmakla bitmez. Gezmekle de bitmez. Küçücük şehir ama gezeyim desen hakkıyla 1 ayda zor yeşil ya. Hani buralara bakmayın. Burası şehir merkezi. Şehir merkezi şey beton.
bütün şehirlerde olduğu gibi. Ama tabii yeşil alanlar var. Binalar yapı olarak güzel. Her yerde dükkanlar var. Yani ben size söyleyeyim, 20-30 seneye kalmaz bütün dükkanlar kapanacak yani, her şey online alışverişe dönecek. Bu dükkan sahipleri, esnaflar ne yapacak bilmiyorum. Belki restoranlar falan kalır sadece, işte berber salonları. Gelecekte sadece hizmet sektörü ayakta kalacak. Yoksa bu esnaflık, dükkan sahipliği falan filan, bunlar biter. Zaten el sanatlarının çoğu bitti biliyorsunuz. Her şey makineleşti. Ustalık kavramı falan filan pek kalmadı yani. Tasarımcılar yaşayabilir. Hizmet sektörü yaşar. Ama diğer sektörler bayağı bir darbe alacak yani. Koronavirüsten sonra insanlar kendi kendilerini tıraş etmeyi öğrendi. Berberlere de iş kalmayacak bu gidişle. Merkezden uzaklaştıkça evler villa tipi olmaya başlıyor. Bahçeli villa. Villalar çok güzel. Tek katlı. Bir de her birinin mimarisi farklı yani. Birbirine benzemiyor. Kuzenimin yaşadığı yer. Orada ev sahibi kavramı falan da yok. İşte bahsettiğim tek katlı villalar, bahçeli. Öyle ev sahibi kavramı falan yok. Şirketlere vermişler. Mesela bu apartman kimin diyorsun? Şirketin. Ev bulmak da çok zor. Mesela benim kuzenim bu evin boşalması için 2 sene bekledim diyor. Bizdeki gibi adamın 50 tane dairesi var, kiraya vermiş. Oh, mis gibi kira parasıyla geçiniyor. Ondan sonra da rant parasıyla geçiniyor. Ondan sonra da ben Müslümanım diye namaz kılıyor falan. Ya sen 50 tane evin varsa zaten nasıl Müslüman oluyorsun ya? Hiç çalışmadan milletin sırtından geçiniyorsun. Şimdi burada evler şirketlere ait. 50 tane 60 tane evi olan adam var mıdır bilmiyorum ama. Ev sahipleri emlak şirketleri. Bir kişiye ait değil, bir sürü ortağı var. Anonim şirket. Tabii çok da araştırmadım ama bunlar biraz da benim tahminlerim. Değiştirmek falan, ev bulmak, kiralık ev bulmak falan kolay bir şey değilmiş.
Müzesi'nden geri dönüyoruz şu anda. Bakın dikkat ederseniz merkezden uzaklaştıkça şehirler daha güzelleşiyor. Bakın hep tarihi binaları korumuşlar, görüyor musunuz? Boyamışlar güzelce, pencerelerini yenilemişler, restore etmişler. Yıkık dökük bir şey yok. Her şey tertemiz. Roskin'deydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Roskin'de mi, öyle bir şey? Danimarka'da bisiklet sayısı daha az. Hollanda'da inanılmaz çok. Yani hayret etmiştim ben. Milyonlarca yani. Millet bisikletini bırakmış, unutmuş, bir daha uğramamış, bisikletin tekeri patlamış, paslanmış falan, kaç yıldır duruyorsa yani. Merkezde bir yer. Sokak çalgıcıları. Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de var. Yeşil üniformalılar İrlanda taraftarları. O gün ben futboldan fazla anlamam da. Danimarka ile İrlanda Şampiyonlar Ligi midir artık, Avrupa Kupası mıdır nedir, maçları varmış. Bunlar grup halinde gelmişler, böyle içmişler, kafayı yemişler, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bir tane top var, o topu tekmeleyip camları kırmaya çalışıyorlar ama hiç de beceremediler yani, o kadar top attılar. Bir tane bile cama denk getiremediler yani. Bira içiyorlar. Taraftar işte. Kuzey İrlanda mıydı, hatırlamıyorum. Futboldan anlamadığım için. Anlarım da. Takip etmiyorum. Topa vuruyorlar. Saatlerce ama öyle. Saatlerce içiyorlar, içiyorlar böyle. Kenarlar var ya, kasa kasa bira dolu. O kadar çok içiyorlar ki. Bunların hepsi sarhoş. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hiç enerjileri bitmiyor. Kardeşim, bu kadar çok bağırıp çağırdınız, maçta nasıl bağıracaksınız? Yok, adamların enerjisi bitmiyor. Kavga, dövüş, sataşma, böyle şeyler kesinlikle yok. Bak görüyorsunuz, adamlar gülüyor. Eğlence ya, hayatları eğlenceye dayalı yani, keyif. Keyif alma, eğlenme. Dolaştım buraları. Bir tek burayı çektim ama yani bakmayın siz. Mesela o küçük deniz kızı heykeline falan. İşte bunların meşhur bir sarayı var. Bizim işte meclis binası gibi bir yer. Oraya gittim. Epey bir gezdim yani. Ben öyle yürüyerek gezmeyi çok seviyorum. İlk birkaç gün yürüyerek gezdim. Sonra işte bisikleti yaptırdık. Bisikletle gezdim. Köprü Danimarka'yı İsveç'e bağlayan uzun bir köprü.
Danimarka'dan, Kopenhag'dan arabayla Malmö'ye gidebiliyorsunuz. Malmö İsveç'in bir şehri, küçük bir şehir. İsveç'in evet, görüyorsunuz direkler falan ne kadar yüksek. Asma Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü'nden büyük yani bayağı. Hem uzun hem daha büyük. Belki Osman Gazi Köprüsü gibidir. Osman Gazi'den geçmediğim için bilmiyorum. Çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü zaten internette istediğiniz... İnsan istediği her şeyi internetten öğrenebiliyor. Google haritalar. Hadi bir daha bak. Burada Malmö'de bayağı bir gezdim. Şu ilginç gelmişti bana. Öğrenciler, lise öğrencileri mezun oluyor. Kamyonlara binip böyle şehir turu atıyor. Bu bir gelenekmiş. Danimarka'da da yapıyorlarmış. Kamyonlar çok güzel ama. Evet, bu gördüğünüz mezuniyet töreni. Yine Kopenhag merkezde bir sokak sanatçısı diyeceğim ama adam bayağı sanatçı. Odet Kafri diye bir adam. Sonradan internetten araştırdım. İsrailliymiş. Böyle dünyayı geziyormuş, konserler veriyormuş. İnanılmaz bir ritim. Adam her şeyi çalıyor. İnanılmaz bir enerji var adamda. Hiç tükenmiyor yani. Bir konseri bir saat sürüyor. Biraz dinleniyor 15-20 dakika. Sonra tekrar devam ediyor. Elindeki bagetleri havaya atıyor, yere vuruyor. Hem akrobatik gösteri yapıyor, hem müzik yapıyor, hem ritim yapıyor. İnsanlar da alışmış, çok fazla da seyircisi yoktu. Aslında bence çok ilginçti yani. Ben hatta yani parayla bile bu adamın konserine giderdim. Bakın düşürdü bageti. Ama orada bir sürü baget var. Düşürünce bir tanesini hemen öbürünü alıyor. Bakın orada bu müziği kendi ayarladı. Yani hazır müzik çalmıyor. Önce müziği kendi oluşturuyor. Sonra o loop yapıyor herhalde. Döngüye sokuyor müziği. O loop yaparken insanlarla işte muhabbet ediyor falan. Dans ediyor. Gerçekten yetenekli biriydi yani. Burada da 3 tane salak kovboy kılığına girmişler. Bir de yanlarına kız almışlar. Geziyorlar öyle. Evet, burası Kopenhag'ın tam merkezi diyebilirim. Meşhur Tivoli var. Tivoli duymuşsunuzdur. Tivoli aslında bir Luna Park gibi bir şeymiş. Tivoli bahçeleri. Kopenhag'daymış. Daha doğrusu bundan 150 yıl önce falan dünyanın ilk Luna Parkı'ymış herhalde. Ben girmedim içine, dışarıdan baktım, öyle bir şey yoktu yani. Bildiğimiz Luna Park. Yani bu Tivoli falan hep burada. Bu meydana yakın hepsi. İşte o Deniz Kızı heykeli de buradan yürüyerek yarım saat falan sürüyor. O da küçücük bir şey. Güzel ama. Güzel ama küçük. İnsanlar gelip oturuyorlar, saatlerce izliyorlar. Yani neyini izliyorsun? Gerçi insanların orada oturmasının sebebi onu izlemek değil. Hani dinlenmek için. Yani keyifli. Evet, bu bisiklet turu dedim ya, hani kanalların etrafında geziyordum falan diye. Çok az çekmişim. Aslında bayağı bir gezdim. Gayet de güzeldi yani. Fonumun şarjı bitti zaten, sesi. Ya bu da dönüş.
en ucuz hava yolu Ryanair. En ucuzu olduğu için bayağı da ucuz hakikaten.